evet, yani bu otomobille ilgili kısa bilgilendirmeden sonra Tarık'la sohbetimize müzikle devam edelim. Tarık abi, boğaz turu attırıyorum. Hemen Tarık'ın son çalışmasıyla ilgili soruyu sorayım. Bu son çalışmada neler yaptın, onu bir anlat istersen. Son çalışmamın ismi Kadir abi, herkes kendi kafasını yaşıyor. Kafasını yaşıyor değil mi ya? Kafası number one Türk TV'de. Herkes kendi kafasını yaşıyor olarak değil, Tarık Sarıl kafasını yaşıyor olarak. Bize özgü bir isim. Evet. Number one Türkiye özel bir isim. Parçanın adı Herkes Kendi Kafasını Yaşıyor. Sarih grubuyla beraber featuring yaptık. Sarih. Sarih grubu kim? Sarih grubu alternatif elektronik müzik yapan bir ikili. Kadiren Ayter, Velican Savun. İkisi. Velican yurt dışında perküsyon ve prodüksiyon performansları var. Yapıyor aynı zamanda. Kadiren, evet, parçanın bestesi ona ait. Kendisi blues ve böyle rock tarzında projeler yapıp söylüyor. Aynı zamanda kendi besteleri var, onları çıkartıyor. Biz de bir araya geldik. Nasıl bir şey yaparız, neler yapabiliriz diye oturduk. Ve ortaya Herkes Kendi Kafasını Yaşıyor çıktı. Klibimizi Burak Aksoy çekti. Hı hı. Polonezköy Tabiat Parkı taraflarında, böyle o tarafta çektik. Çok da güzel, keyifli bir klip oldu. Süper. Evet. Peki Tarık, bir şey söyleyeceğim. Böyle sen de bazı sanatçılar kliplere falan çok prodüksiyon harcıyorlar, çok para harcıyorlar. Evet. Seninki de böyle çok maliyetli mi oldu, yoksa böyle daha genç kafayla daha ucuz bütçelere mi yaptın bunu? Biz güzel bütçeler ayırdık. Yani ucuza kaçmadık, öyle söyleyeyim. Ama hem, yani mesela 100-150 bin liralık hayır, falan gibi bir prodüksiyon, hayır, hayır, parası ama ayırmadın. Tabii ki aşırı düşük de değildi. Hı-hı. Nasıl söyleyeyim? Orta seviyelerde bir şey diyebilirim. Ama hem kastımız, oraya hazırlanışımız, bütün senaryonun oluşumu, ondan sonra klipte yapılan bazı efektler, bunlar evet, tabii ki şey, masraflı işler. Evet. Ya, ama müzik yapmak çok masraflı. Ve bunu insanlara sunulacak hale getirmek, o aşamalar tabii ki şeyi arttırıyor. Ya bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi Tarık'ın tabii hem ilişkileri oldukça iyi, hem de yani sevilen bir prodüktör DJ ve de böyle müzik kanalları veya işte radyo kanalları konusunda bir sıkıntısı yok. Ya bazı insanlar da iş yapıyor, albümlerini ya da şarkılarını yayınlattıramıyorlar. Sende o sıkıntı yok Allah'tan. Seninki hemen banko giriyor. Kadir abim var. Estağfurullah, yok canım, yani neticede herkes seviyor seni. Bir tek bizim kanal değil, diğer kanallar da evet, seviyor. Evet. Teşekkürler. Yani şey yapıyorlar, yayınlıyorlar. Bir şey çıkarttığım zaman gerçekten hem DJ arkadaşlarım hem kanallar destek veriyor. Tarık Sarıl'la beraberiz. Programımız sürüyor. Şimdi hemen bir klibini yayınlayalım Tarık'ın. Ardından kaldığımız yerden İnekar'a devam edelim. İnekar programımız devam ediyor. Tarık Sarıl konuğumuz, prodüktör DJ arkadaşımızla güzel bir test yürüyüşü yapıyoruz. Şimdi Tarık, biz müziği tabii yani DJ'ler olarak çok seviyoruz. İnsanlara iletmeyi seviyoruz. Ama ilettiğimizde de insanların eşlik etmeyince böyle biz de tabiri caizse donup kalıyoruz. Evet. Senin başına geliyor mu öyle? Mesela inandığın bir şarkıyı çalıyorsun, bir bakıyorsun kimse de tepki yok, hemen değiştiriyor musun? Ne yapıyorsun o arada? Şöyle oluyor, evet evet. Yani diyorum ki muhakkak bunda güzel reaksiyon alırım, güzel tepki alırım. Çalıyorum. Ya o andaki kitleyle belki örtüşmüyor. Ya da işte o anda onun üzerinde zorlamıyorum yani. Bir tane daha mesela öyle bir şey gitmiyorum. Güzel. Tarz değiştiriyorsun. Tarz yani değiştiriyorum. Ki ya zaten işimizin özelliği, asıl püf noktası bu abi. Evet. Sen evet de çok iyi biliyorsun. Aynen. Yani onlar mutlu olmayıp eğlenmeyecekse benim orada durmamın bir anlamı da olmuyor. Eğlence mekanları, bu düğün olabilir, nişan olabilir, kına evet, gecesi olabilir. Evet. Buralarda müzik yapan, DJ'lik yapan insanlar hayatın gerçekleriyle karşılaşıyor. Evet. Eğer orada insanları eğlendiremiyorsa o zaman onun meslek hayatına zarar veriyor. Bazen evet, mesela bazı sanatçılar sana da ısrarcı oluyor mu? Bizim şarkılarımıza da yer ver kulübünde. Ya,
bu tür tepkilerle ya da bu geliyor, tür tepkilerle karşılaşıyor? Geliyor tabii ki, şarkılar geliyor. İşte yeni şarkı çıkardığı zaman bazı sanatçılar gönderiyorlar çalmayı. Tabii ki çalınmasını istiyorlar. Hı-hı. Ama her parçada gece kulübüne uyumlu olmayabiliyor. Evet, onun başka bir dinamiği var gece tabii kulübünün. Çünkü arabada, gece kulübünde. Mesela arabada dinlerken çok keyifli geliyor parça. Evet, güzel geliyor. Ama gece kulübünde aynı sana hissi vermeyebiliyor. Evet. Bazı parçalar öyle. Evet. Her gece kulübünün de kendine özel bir şeyi var, dinamiği evet var. O da enteresan bir şey yani. Baktığın zaman değil mi? Tabii ki. Yani nerede olduğu da çok fark ediyor. Hangi parçaların nereye çalınacağı, nerede çalınacağı. Evet, Tarık'a şu anda bu hayatında... Şey de, gece içindeki yerini oluştururken, yani bir parçanın nerede çalınacağını karar verirken de bayağı etkili oluyor. Evet. Şimdi hemen Tara yeni bir soru daha yönelteceğim. Prodüktör DJ'lik bizim ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bir sektör. Evet. Son 3-4 senedir. Nasıl buluyorsun? Onunla ilgili de bir senden görüş alayım. Nasıl buluyorum? Bence... Gelişimi. Gelişimi çok iyi buluyorum. Biraz geç kalınmış buluyorum. Hı hı. Yurt dışında daha önceden bu atak yapıldı. Şöyle DJ'ler prodüksiyon yapması bu güzel bir artı yönü var. Neden? Disc jockey, DJ her zaman insanlarla iç içe neleri tepki yaptıklarını, nelerden hoşlandıklarını, genel olarak kitlenin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi analiz edebilen bir noktada duruyor. O yüzden bunu da prodüksiyonla birleştirdiği zaman bir DJ, prodüktör ortaya güzel işler çıkıyor. Evet. Böyle olduğunu düşünüyorum. Peki sen mesela hiç şarkı söylemeyi düşündün mü? Şarkı söylemeyi arada deniyorum ama hiç herhalde en son yapmam gereken şey şarkı söylemektir. Yani denedin olmadı. Denedim olmadı. Evde deniyorum, stüdyomda kendimi kayıt alıyorum, bakıyorum ama yok. Herkesin sanatı kendi. Herkes Allah, Allah herkese farklı farklı yetenekler veriyor. Tabii tabii öyle. Bazılarına yorumcu yeteneği veriyor, bazılarına müzisyen. Bazen de şunu da düşünüyorum, acaba oturayım diyorum evde, projeyi, aranjeyi çıkartıyorum, ya sözünü ben yazayım diyorum. Söz yazmak büyük sanat. Tabii. Evet, söz de çıkmıyor benden, ya ben aranje yapıyorum. Evet, evet. Şimdi mesela dünyada böyle beğendiğin tarzını, beğendiğim ve çok hoşuna giden prodüktör DJ'ler kimler? Prodüktör DJ'ler. Ben DJ olarak, yani canlı performans DJ olarak Roger Sanchez'i çok beğeniyorum. Evet. Prodüksiyonlarına baktığım zaman kimi söyleyebilirim? David Guetta'yı beğeniyor musun mesela? David Guetta'yı beğeniyorum. Tabii ki o zaten hiç yatsınamaz. Başka? Hem de DJ prodüktörlük olayını asıl tetikleyen isimlerden biri. Doğru. Calvin Harris. Çok başarılı buluyorum. Gerçekten. Onun haricinde düşünüyorum. Ya aslında o kadar çok isim var ki. Birçoğunu da sen kulüpte çalıyorsun. Sorunca insanın aklına gelmiyor. Aklına gelmeyebilir. Evet. Türkiye'de de çok önemli isimler ön plana çıktı bu anlamda. Mesela Burak Yeter var, Emrah Karaduman var. Burak Yeter, Emrah Karaduman. Mahmut Orhan, Deep Rice var. Bu gerçekten çok iyi sanatlar çıkartıyorlar ortaya. Bizim yaptığımız, yani benim yaptığım müzik de yine buna yakın. Ve bende biraz daha alternatif enstrümanlar var ama. Evet. Mesela bir şey söyleyeceğim. Ama bunu birazdan söyleyeyim. Evet arkadaşlar, turumuz devam ediyor. Konuğumuz Tarık Sarıl, prodüktör DJ. Ve Tarık'ın bir klibiyle daha sizleri baş başa bırakalım. Ardından tekrar programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Tarık Sarıl'la programımız devam ediyor. Şu anda trafiğin tam ortasındayız. Trafikle aran nasıl? Trafikle aram. Ben genelde trafiğin dışında oluyorum. Yani, çalışma saatlerin trafiğin çalışma dışında. Çalışma saatlerimden gece. Dolayı. Yani gece olduğu için İstanbul trafiğine fazla denk gelmiyorum ama gündüz tabii ki dışarıda işlerim oluyor. Hı-hı. İstanbul trafiği gerçekten insanı zorluyor. Psikolojisini bozuyor insan. Evet, evet. Bazen ben böyle bakıyorum, insanlar kavga ediyor. Eskiden yadırgıyordum, şimdi yadırgamıyorum. Ve zavallılar diyorum, ne hale gelmişler. O kadar, yani şöyle 2,5-3 dakikalık yolu 1 saat 20 dakikada gittiğiniz zaman tabii ki sinirler geriliyor. Aynen öyle. Ama dediğim gibi genel olarak yani gün içinde trafiği neredeyse hiç denk gelmiyorum. Tarık, bunun dışında ne yapıyorsun?
Yani iş var, prodüktör DJ'lik var, DJ'lik var, gece kulübünde çalışıyorsun, haftanın 4 gecesi. Evet. Bunun dışında ne yapıyorsun? Yani kendine nasıl vakit ayırıyorsun? Kendime nasıl vakit ayırıyorum? Şu sıralar bir enstrüman daha böyle gitar çalmayı öğrenmeye çalışıyorum. Güzel. Gitar dersi alıyorum. Ki besteleri çıkartırken daha böyle kendim... Şimdi benim kendimi birine ifade edebilmeye çalışırken harcadığım enerjiyle onu sadece tutup kendim çıkartmam arasında çok fark var. Doğru. Bu aralar onunla uğraşıyorum. Onun haricinde radyo, Number One Deep House radyo var biliyorsun abi. Evet. Oraya programlarını düzenliyorum bu dönemde. Çok yani güzel. Cuma, cumartesi gecelerini böyle tamamen keyifli geçirebilecek şekilde DJ setleriyle dolduruyoruz. Number One dijital platformda yer alan Number One Deep House radyosunu Tarık Sarıl setleriyle dinleyebilirsiniz. Oraya gerçekten Tarık çok özen gösteriyor. Evet. Cuma cumartesi gecelerini orada böyle keyifli bir müzik akışı olacak şekilde ya çok ben aslında, yaklaştırdım. Ben aslında işin dışında ne yapıyorsun diye sormuştum. Yani bir göle mi gidiyorsun, göl kenarına mı ben gidiyorsun, deniz çok, kenarına evet, mı gidiyorsun şöyle, ya da doğa sporları mı yapıyorsun, trekking falan mı yapıyorsun? Kendimi şöyle söyleyeyim, ormanın içine atıyorum diyebilirim. Böyle sessiz, sakin, neresi varsa. Yani kalabalıktan uzak. Evet. Çünkü haftanın dört gecesi kadar, kafası güm. O kadar içinde oluyorum ki. Yani kışın da şöyle söyleyeyim, kışın kaymayı çok seviyorum. Dağa gidiyorum. Aa ne güzel. Tabii, ben de çok severim kayak yapmayı. Ben işte Şubat, Aralık o sırada hem dağda da iş için gittiğim çıkıyorum, alıyorum takımlarımı. Gidip böyle biraz sessiz, sakin. Board'umu yapıyorum, kayağımı yapıyorum. Snowboard mu yapıyorsun, kayak? Board yapıyorum. Board yapıyorsun. Güzel. Şimdi kayak yapmak mı daha zor, snowboard yapmak? Kayak hiç yapmadım. Snowboard, kayakçılar snowboard için daha zor diyorlar. Evet, zor. Ama board çok eğlenceli. Yani heyecanlı, öyle söyleyeyim. Board bana daha heyecanlı geliyor. Ya board yapınca insan biraz böyle şey oluyor. Çok performans harcıyor. Evet. Çok performans zaten daha zor bir iş. Evet. Çok performans harcayınca da bu sefer yorgunluktan ölüyorsun. Akşam bir eğlenceye katılamıyorsun. Tabii öyle bir durum oluyor. Yalandan böyle board yapmaktan bahsetmiyorum yani. Tabii. Ben yapınca böyle, böyle dibine kadar yapıyorum. Gidiyorum bol karlara giriyorum. Mesela Uludağ bilirsin. Evet. Uludağ'da ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Diyelim madene çıkıyoruz. Madenin normal yolundan değil de hiç kimsenin girmediği pistin yollardan dışından gidiyoruz. Gidiyorsun. Evet. Daha gidiyorsanız kayıt. Evet Tarık, eklemek istediğim bir şey var mı senin? Eklemek istediğim, işle alakalı çok konuştuk. Evet. Şöyle, müzik haricinde fazla da uğraştığım bir şey yok aslında. Yani günümün 24 saatin, 14-16 saatini müzikle iç içe geçiriyorum. Tahmin ediyorum. Yani ya müzik takip ediyorum, ya müzik üretmekle uğraşıyorum, ya da performans oluyor. Onun haricinde dediğim gibi kendimi minimum böyle sessiz, insanlardan kalabalığın uzak olan yerlere kendimi atıyorum abi. Evet. Tarık Sarıl'a çok teşekkür ediyoruz. Bu sürüş keyfini bizimle paylaştı. Ve tabii senin yorumunu da tekrar bir cümleyle rica ediyorum. Keyif aldın mı bu yolculuktan? Çok keyifli geçti yol. Ve gerçekten çok beğendim. Hem bu aracın bu sessizliğini yine konuştuğumuz gibi yani içerideki dizayn olarak hem konsol, konforu, kliması vesaire değil mi? Genişliği, ferahlığı çok güzel. Tarık bir tane alırsın bundan o zaman. Araba almaya karar verirsen. Araba almaya karar verirsem. Tarık da para tercih çok. Tercih ederim. Evet. Tercih ederim yani. Evet evet yani ben bayılıyorum. SUV modellerine bir de hibrit olması. Ve yüksek olması da çok güzel böyle. İnsana ayrı bir şey veriyor. His veriyor. Sürüş keyfi veriyor. Evet. Bununla daha gittiğini düşünsene. Tam yeri. 10 numara olur. Tam yeri. Evet. Tarık çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Evet. Tarık Sarıl'la programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.